Anladım. Raporları daha önce CD olarak teslim etmiştiniz diye biliyordum ben. Sadece bunlar mı? Peki, tamam. Nihal'le konuşursanız Beşir'in durumundan aman bahsetmeyin. Zaten orada problemlerle uğraşıyorlar. Bir de bu, üzülür, kurar. Hiç merak etmeyin. CD'ye basılacak başka rapor falan yokmuş. Zaten onlarda böyle bir uygulama da yokmuş. Şirketten koştur koştur raporlarının CD'sini almıştı hani. Başka hastanede yaptırdı belki. Kim bilir? Onun için kayıtlarında yok. Olabilir. Postayla mı göndereceksiniz bunları hastaneye? Yok yok. Zaten çok vakit kaybettik. O çocuğu orada yalnız bırakamayız. Ben giderim herhalde. Ay Allah razı olsun. Sağ ol Katya. Afiyet olsun. Yarın büyük bir toplantım var. Ya sonrasında akşam ya da öbür sabah giderim. Heh. İçim rahat etti şimdi. Ben gideyim hala. Okul tatil. Yapacak işim yok. Gerçekten mi? Tabii. Hem raporları götürürüm. Doktoru izin verince de alır gelirim Beşir'i. Amcamın da hoşuna gider. Yani benim gitmem daha doğru. Haklısın. Tamam. Gerekirse Moskova'daki büromuzdan da yardım çağırırsın yanına. Zaten ben arattırırım onları. Gideceğini haber veririm. Ben hemen bakayım bir uçak biletlerine. Bu Behlül Bey her zaman beni şaşırtmıştır. Delidir, doludur ama merhametlidir. İyi çocuktur Behlül. Öyle, öyle. İyi haberlerle gelsinler inşallah ya Rabbim. Hadi bakalım. Beşir dönünce sana da yol görünür artık Sait. Hasta diyordun. Ne zaman dönecek ki? Behlül Bey almaya gidiyor bu akşam. Adnan Beyler ayın 10'unda dönüyorlardı değil mi? Hı hı. Galiba. Ekmek süper. İstersen buradan onların yanına devam edebilirsin Nihal. Benim yüzümden tatilinden oldun. New York'a gitmek istemiyorum. Behlül de gitmemiş, değil mi? Hı hı. Aslında ondan da bir süre uzak olmak çok iyi geldi bana. Düşündüm bol bol. Ama özledim de. Ah Matmazel, keşke bana gerçekten aşık olsaydı. Nihal. Öyle değil, siz de biliyorsunuz. Kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan gelebilseydi yanıma. Kimse Behlül'e istemediği bir şey yaptıramaz. Bunu ben bile biliyorum artık. Her neyse. Karar verdim. Gerçekten beni sevdiğini hissettiğimde tutacağım elini. Ama bir yandan da bir kutunun içinde hapis kalmasını istemiyorum duygularımın. Gurur yapıp da ondan vazgeçmeyeceğim. İstanbul'u özledim. Gerçekten mi? Evet. Hadi yarın gidelim. Aa. Önümüzdeki haftaya kadar kalmak istersiniz diye düşünüyordum. Sabah apartmanın yöneticisi kadınla konuştum. Bıraktığım eşyaları ihtiyacı olanlara dağıtacak. Ben sadece onu alacağım. Bu gece yine otelimizde kalırız. Güzel bir Paris gecesi yaşarız. Yarın da döneriz, ha? Harika. Nasıl isterseniz. Sedi. Behlül'ü mü arıyorsun? Hayır. Sürpriz yapacağım. Evde midir? Nasıl olsa gelir.
Özür dilerim efendim. İstemeden şahit oldum konuşmanıza. Behlül Bey yoklar. Yurt dışında kendisi. Aa, nereye gitti? Dün Tallinn'e gitti. Estonya'ya. İş için herhalde. Hayır. Beşir hastanedeymiş. Ne? Ne diyorsun sen ya? Maalesef efendim. Gemiden indirmek zorunda kalmışlar. Çok ağırmış. Merhaba. Seni görmeye geldi biri. Dünden beri başında. Nihal. Uyandı. Beşir. İyi misin? Beşir, sakin ol. Ben Behlül. Defol. Beşir, sakin ol. Bak, iyileşeceksin. Seni almaya geldim. Ha? İstanbul'a götüreceğim ben seni. Bu senin için hiç iyi olmaz. Sen neden bahsediyorsun? Anlamıyorum. Her şeyi biliyorum. Bihter Hanım'la seni biliyorum. Thank you.